görüş bildirmek hem de adaylarımızın tanıtımını, açıklamasını yapmak üzere bir araya geldik. Değerli arkadaşlar, son günlerde Türkiye'de yaşananlar aslında bugüne kadar toplum mühendisliğini kurucu felsefeye, Cumhuriyet'in temel değerlerine ve özellikle Türkiye'nin sıkıştığı zaman yönetimine talip olan sol kesime yönelikti. Bunu sağlamak için sürekli gündeme şu konu getirilirdi: aman birleşin, AKP'den kurtulalım. İlk kez bu seçimde birleşim görüşü gündeme gelmeyince, bugüne kadar birleşmenin çekincesiyle AKP'nin bünyesinde oluşmuş olan koalisyon bu sefer nasıl olsa karşıda birleşme yok diye kendi içinde çatladı ve gerçekler ortaya çıktı. Her ne kadar kamuoyuna bu bir cemaat hükümet çatışması gibi gösteriliyorsa da bu AKP'yi oluşturan koalisyonun birden fazla kesimi arasındaki artık menfaat birliğinin bozulmasıdır. Ve biz özellikle ÖDE'den beri şunu gündeme getirdik: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bu yana en büyük yolsuzluğun son 11 yılında adeta çeteleşerek oluşturulmuş olan yolsuzluktu demiştim. Ve bu dediğimiz işte solda birleşme olsun tartışmaları ilk defa gündeme gelmeyince sağda AKP bünyesindeki bölünmüşlük de kendi kendine menfaat bölünmüşlüğü olarak ortaya çıktı. Ortaya çıkarken bu arada birçok konu da ortaya çıktı. AKP bugüne gelinecek ortamı kendisi devletimizin kuruluştan bu yana tüm değerlerini, tüm kurallarını, tüm ilkelerini yok ederek geldi. Ve geçmişten sabaha karşı evlerden toparlanma olurken yanlış yapıyorsunuz, bu insanlar kendi kendine gelir denme eleştirilerine kulakları tıkamışlardı. Hatta çok büyük bir zevkle bu insanların evden getirilişleri her an, her dakika defalarca televizyonlarda gösterilip insanlar itibarsızlaştırılıyordu. Tahkikat süreci gizli kalmalıdır diyorduk. Tahkikat sürecinin gizli olmadığını o tarihte AKP yakınlığıyla bilinenlerin yapılan işlemlerin kitaplarını bile yazdıklarını, tahkikat öncesi yapılacakları tek tek anlattıklarını, tahkikat sırasında da bilinmemesi gerekenlerin gazetelerde çarçaf çarçaf yayınlandıklarını hepimiz gördük. Dedik ki kimseyi suçlamayın, masumiyet karinesi var. Bu insanlar gerçekten suçlu olana kadar suçlanmaması gerekir. Bu masumiyet karinesine ilk uymayan kişi başbakanın kendisi oldu. Her konuşmasında o bakanları, AKP'nin üst yöneticileri sürekli masumiyet karinesini yok sayarak komutanları, herkesi bu konuda toplum önünde itibarsızlaştırmak için ne lazımsa yaptılar. Biz şu anda Allah rahmet eylesin ikisi de Türkan Saylan'ın evinden nasıl çıkarıldığını hala unutmadık. Hasta, bir yere gitmesi mümkün olmayan ve tedavisi olmayan, mümkün olmayan bir hasta olduğunu herkesin bildiği Türkan Saylan'a neler yapıldığını
hepimiz birlikte gözyaşlarımızı içimize akıtarak izledik televizyonlarda. Keza çok yaşlı ama fikir olarak çok genç İlhan Selçuk'un sabaha karşı nasıl derlenip götürüldüğünü, nasıl emniyette oda oda gezdirildiğini hala unutmadık. Bunlar yanlıştır, yanlış yapıyorsunuz dedik. Dediler, vicdan sahibi herkes dedi ama maalesef bunları hiç dikkate almadılar. Bu arada devlet sırları saçıldı diyorlar. Ne için diyorlar? Halk Bankası'nın para trafiği açıklığa kavuştu diye söylüyorlar. Herhalde devlet sırları konusunda en ketum olunması gereken yer Genelkurmay'ın kozmik odasıdır. Genelkurmay'ın kozmik odası basılırken işte akıllarından saçıldı, devletin kozmik sırları önerildi demek gelmedi. Şimdi bu yapılanlar için o tarihte dedik ki hukuk size de lazım olur. Bir gün hukuk sizin için de gerekecek dedik. Dinlemediler. Sonuna kadar gittiler. Şimdi bir gerçek daha var. Şu ana kadar ortaya çıkan somut delillerde olayların akışından bir yolsuzluk ve daha kötüsü Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyada itibarsızlaştırmak adına Halk Bankası eliyle Türkiye'ye yapılmış olan bir ihanet var. Bu ihanetin temizlenmesinin söz konusu olduğu, itibarsızlaştırmanın Türkiye'de tekrar itibara dönüşmesinin söz konusu olduğu bir dönemde ve yolsuzlukların varlığına rağmen yolsuzluğu unutup, bu kadar paranın nasıl döndüğünü unutup, Halk Bankası'nın uluslararası camiadaki kararlara aykırı olarak neden böyle davrandığını, bu davranıştan dolayı biraz sonra açıklayacağım kurumların harekete geçirilmesi gerekirken, AKP iktidarı adına başta başbakan olmak üzere ve diğer sözcüler, diğer parti yöneticilerinin bu bir hükümeti yıkmak ve devleti zayıflatmaktır söylemlerini anlamak mümkün değildir. Sizden beklenen öncelikle bu yolsuzluk ve bu devleti dünyada itibarsızlaştırmaya neden olan olayların üzerine derhal gidileceğini söylemektir. Ama görüyoruz ki başta başbakan olmak üzere hükümet panik halinde olayı kapatmak istiyor. Ve bunu kapatmak için bu soruşturmaları, bu tutuklamaları savcılık talimatıyla yapanların hemen görev yerleri değiştiriliyor. Diğer taraftan anayasal teminat altına alınmasına rağmen savcılık müessesesine saldırılıyor ve savcılık müessesesi içinde hemen bu işi bozacak yeni savcılar atanıyor. Yani yargıya karıştırılıyor. Aslında vaktiyle biz Demokratik Sol Parti referandum sırasında kamuoyuna, halka demiştik ki hakim ve savcılar yüksek kurulunun yapısını getirilen öneri şeklinde değiştirilirse yarın öbür gün hukuk güvenliği sarsılır, yargı siyasallaşır demiştik. Ve bu dediğimiz anayasa referandumunun tamamlamasının hemen ardından hatırlayacaksınız ciddi bir şekilde çok üzücü bir şekilde başta komutanlar olmak üzere devletin içindeki insanları itibarsızlaştırmak için, gençleri itibarsızlaştırmak için çok büyük bir
olay yaşandı. Aslında bu yaşanan olayların önemli bir kısmının bile haksız tutuklama olduğunu hepimiz biliyoruz. Vaktiyle hafife aldıkları, eleştirilerde ciddiye almadıkları hukuk ve bazı hukuk kavramlarına şimdi kendileri başvuruyorlar. Nedir bu kavramlar? Bakın bunların en önemlisi kendi yandaşlarını korumak için masuniyet karinesinden söz ediyorlar. Bu masuniyet karinesi yalnız AKP'liler için mi geçerlidir? Hiç suçu olmadan, daha tevsik edilmeden, bir belgeye bağlanmadan ortaya konulması o tarihte devleti yıkmaya yönelik bir operasyon olduğunu hepimiz söylemiştik. Aslında bunu başbakan da itiraf ediyordu yandaşlarıyla, partilileriyle, bakanlarıyla. Biz devleti yeniden inşa ediyoruz dediler. Bunun adına yeni Türkiye dediler. Bunun için yeniden yapılanma dediler. Biz hepsini yanlış yapıyorsunuz. Devletin kurucu felsefesini ortadan kaldırıyorsunuz. Devletin kurucu felsefesini ortadan kaldırdıklarını geçmişten bu yana uygulanan andımızı da bir istiklal marşımızı da sileceklerini açıkça dile götürdüler. Birçok okulda Atatürk büstünü, birçok okulda Atatürk'ün fotoğraflarını bile kaldırdılar. Akıllarınca kendileri dışındaki olan herkesi, cumhuriyetçileri sindirmeyi düşündüler. Ama bu arada kendileri Türkiye'de olup bitenin farkına varmadılar. Başbakan, bu eski terimi bilerek, altını çizerek söyleyeceğim. Büyük bir celadet ile devleti çetelerden temizleyeceğiz diyor. Ne zaman diyor? Bu hafta diyor. Biz temizledik demişti daha evvel. Peki varsa çete, bu çeteler 11 yıldır Türkiye'de çalışıyorsa bunlarla sen işbirliği içinde miydin? 11 yıldır bu çetelerin varlığını ortaya çıkartmadın. Haberi varsa demek ki işbirliği içindedir. Eğer haberi yoksa da gaflet içindedir. Demek ki sen Türkiye'nin aleyhinde yapılan hiçbir şeyi fark etmeyecek kadar gaflet içinde kapılmışsın. Bunu ayıklamanın yolu var. Ama bunu söylemeden evvel Türkiye için bu operasyondaki önemli bir konuya dikkati çekmek istiyorum. Yaklaşık olarak 8 aydır bizim web sitemiz incelensin, televizyon konuşmalarım gözden geçirilsin. Sürekli bir konuyu gündeme getiriyorum. Diyorum ki OECD terörün finansmanı ile ilgili komitesi Türkiye'yi 3. sıraya yerleştirmişti. 1. sırada Kuzey Kore, 2. sırada İran, 3. sırada Türkiye Cumhuriyeti vardı. Kuzey Kore ve İran tasfiye alındı. Bankacılık faaliyetlerinin uluslararası bankacılık düzeni içinde yapılması yasaklandı. Buna karşılık Türkiye 3. sırada 1. sıraya düştü. Ve ben televizyonlarda sık sık buraya katılan bürokratlar, burada yapılan konuşmalar, özellikle Suriye'ye silah sevkiyatı, kimyasal silah tedariki gibi konularda Türkiye'nin suçlandığına dikkati çekerken, özellikle terörün finansmanında Türkiye'de trafiğin yüksek olduğunu söylemiştik. Ve bu konuda MASAK'ın verilerine dayanarak OECD'deki bilgilere göre 150'ye yakın şirketin Kuzey Irak'ta başta Barzani olmak üzere o kesime ait olduğunu,
15'i aşkın şirketin de El-Kaide'ye ait olduğunu bildiklerini söylemiştim. Bu konuda Türkiye'nin çok dikkatli olması gerektiğini, alınacak bir kararla bir gecede Türk ekonomisinin allak bullak edilebileceğine işaret etmiştik. Bu benim söylemim. 8 aydır çeşitli televizyon konuşmalarındaki açıklamalarımda ve bizim web sayfasındaki yer alan açıklamalarımızda, konuşmalarımızda var. Bunlar fütursuz bir şekilde Türkiye'de Halk Bankası üstünden yapılıyor. Şimdi deniyor ki Halk Bankası şu kadar para kaybetti. Bir kere Halk Bankası'nın o kadar para, 150 milyon ya da 150 milyar ya da 20 milyar farklı rakamlar veriyorlar kamuoyuna, kaybetmesi mümkün değildir, söz konusu değildir. O paraların, veren paraların toplamıdır o. Onun içinden aldığı komisyonlar düşüktür. Ama neden Halk Bankası bu işte kullanılmıştır? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde yurt dışında şubesi olmayan bir bankadır Halk Bankası. Ve bundan birkaç ay önce Amerika Birleşik Devletleri'nde 47 senatör verdikleri bir önergede Halk Bankası ile ilgili işlem yapılması talebi olmuştur. Bu talep, dikkat edin, medyamızda karartılmıştır. Hükümetimiz tarafından da örtbas edilmiştir. Aslında Halk Bankası'nda yaşanan bu olaydan sonra Başbakan'dan beklenen Halk Bankası için BDDK'nın, Halk Bankası halka açık olduğu için SPK'nın ve MASAK'ın derhal faaliyete geçmesi, bu üç kuruluşun, bu grubun Halk Bankası eğer hatalıysa gerekirse askıya alınacağını deklare etmesi gerekir ki Türkiye'nin OECD nezdindeki, uluslararası camiadaki terörün finansmanı ile ilgili paranın aklanması, paranın dönüşümü ile ilgili suçlamayı ortadan kaldırmamıza neden olur. Bakın, bu yaptığım açıklama, Başbakan eğer bu işte gerçekten samimi ise Halk Bankası'ndaki operasyon uluslararası açığa çıktığı zaman esas o zaman devletimizin, ülkemizin, vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun itibarsızlaştırılmasını gündeme getirecekti ki bu operasyonla Halk Bankası'nı sorgulayan bir noktaya gelindiği için dünya kamuoyuna bunu yapanlar bizimle ilgili değil, devletin politikası değil, kendi çıkarı için yapanlar şeklinde bir suçlama yapıp dünyada tam tersine daha itibarlı olması mümkün olabilecek. Ama biz biliyoruz, bu soruşturmaların ucu daha adı gelmemiş birçok bakana, birçok milletvekiline ve son tahlilde başbakana kadar uzanacak bir yolsuzluk sürecidir. Bu yolsuzluk sürecinden kurtulmanın tek bir yolu vardır. Halka zulüm etmekten vazgeçip erken seçime gitmektir. Buradan derhal hükümetin istifa ederek tarafsız yeni bir hükümetin kurulması ve meclisin kendi kendini feshederek erken seçim kararı alması gerekmektedir. Bugün dünyadaki bütün televizyonlarda, bütün gazetelerde bu geçen olayın adı tek başına yolsuzluk olarak değerlendirilmemekte, kara para trafiği ve yolsuzluk şeklinde Türkiye Cumhuriyeti'nin adıyla birlikte anılmaktadır. Bu saatten itibaren Türkiye Cumhuriyeti adına alınan bütün kararlar gayrimeşrudur. Meşruluğunu kaybetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti adına çıkarılacak bütün kanunlar gayrimeşrudur, meşruluğunu kaybetmiştir. Bugün oylamada aklı selim olanların hükümetin bütçesine red oyu verip
hükümetin güvensizliğini gösterip geleceğin yeniden kurucu felsefe uygun bir şekilde inşa edilmesinin yolun açılması gerekir. Değerli arkadaşlar, bizim bu süreç içinde özellikle bugüne kadar açıklama yapmadan televizyonlarda olayların uluslararası bir komploya dönüşmüş ya da bir hükümeti yıkma yönelik gibi medyadaki dezenformasyona kapılmadan daha sağlıklı değerlendirme uygun bulduğumuz için bugüne bıraktık. Önümüzde yapılacak yerel yönetimlerde bu nedenle yolsuzluğa bulaşmamış, halkının selametini, devletinin selametini, toplumunun varlığını çok daha kaddes bilip, kutsal bilip, kendi çıkarlarını önüne alan adaylara ihtiyaç vardır. Bu söylemin özellikle bugüne kadar İslamiyet'i referans yaparak gelenlere İslamiyet adına şunu sormak istiyorum. İslamiyet'te hırsızlık yalnız bir kişiden çalmak mıdır? Yoksa toplumdan da çalmak mıdır? Bunu çok iyi değerlendirmeleri gerekir. Aslında en büyük hırsızlık toplumun geleceğinden çalmaktır. Ve bu büyük bir hırsızlıktır, bu yolsuzluk. Toplumun geleceğini karartmaktır. İşte biz buradan düşünerek ve hele hele şu anda Türkiye'nin ciddi bir şekilde bu yolsuzluklara rağmen, bu yaşanan olumsuzluklara rağmen bir sağa doğru iteklenmek, ileride partinin adı ne olursa olsun, hangi çizgide olursa olsun, iki partili sistemi kurup diktatörlüğün yolunu açan bir devlet anlayışına izin vermemek için dikkat ettiğimiz en önemli şey adaylarımızın Cumhuriyet'in kurucu felsefesine öteden beri bağlı olan, değerlerine bağlı olan, özellikle Türkiye'de dil, din, cins, mezhep ayrımı yapmaksızın herkese eşit yaklaşabilen kimlikli insanların Türkiye'de yönetime talip olmasını sağlamaktır. Bu konudaki ilk adımımızı geçen hafta İstanbul'da eski baro başkanımız ve kimliğiyle tanınmış olan Sayın Muammer Aydın'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan etmiştik. O gün orada demiştik ki önümüzdeki hafta Cuma günü Ankara'da Ankara'nın tek sol adayı, solun tek adayını açıklayacağız. Yani biz iddia ediyoruz, bizim partimiz dışında Ankara'da başka hiçbir parti Atatürkçü düşünceye baştan beri inanmış, Cumhuriyet'in temel değerlerinden hiçbir söyleminde sapmamış, Ankara'da yaşayan Sünni'ye de Alevi'ye de eşit yaklaşmış, konuşmalarında mezhep ayrımcılığı yapmamış, konuşmalarında din ayrımcılığı yapmamış, tek adayı biz çıkaracağız demiştik. Ve bunun için biz Ankara için geçmişte önemli görevler yapmış, şu anda partimizin özellikle önemli kademelerinde görev almış, Ankara'nın Beypazarı'nda doğmuş, kimya yüksek mühendisi olarak mezun olup çalışmaya başladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamış ve bir dönem özellikle 1989-93 yılları arasında Kimya Mühendisleri Odası'nda çalışarak sivil toplum örgütçülüğünde toplumla yakınlaşmış,
Ama Ankara'nın en önemli sorunu olan hava kirliliğinin önlenmesi ve Ankara'nın ısıtılması konusunda uzman olup bu konuda çeşitli makaleleri, çeşitli yazıtları olan partimizde 1987 yılından beri mahalle bazında çalışlayarak ilçe yöneticiliği, il yöneticiliği, ardından il başkanlığı ve il başkanlıktan sonra genel başkan danışmanı olarak bir süre çalıştıktan sonra parti meclis üyeliğine seçilip bizim şu anda sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve sendikalardan sorumlu başkan yardımcısı olan Sayın Uğur Gürel'i Ankara'daki solun tek adayı olarak size takdim ediyorum. Evet, solun tek adayı burada. Birazdan size seslenmesi için mikrofonu kendisine vereceğim. Ama mikrofonu kendisine vermeden önce bu arada arkadaşlarımızın yaptıkları görüşmelerde, yaptıkları çalışmalarda belli olan 4 ilçemizin belediye başkanını da size burada tanıtmak istiyorum. Altındağ Belediyesi için bizim parti çalışmalarımızda sürekli bulunmuş, demokratik sol felsefeyi benimsemiş, özümsemiş, serbest muhasebeci, mali müşavir olan ve özellikle Ankara'da farklılıktan yana olan, her zaman bize farklı yapılanmaları ortaya koyan Sayın Kemal Koçer'i buraya davet ediyorum. Bizim Ankara'nın bir şehir kadar uzak olan ilçelerinden Güdül'de başkan adayımız Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdikten sonra uzun süre eğitmenlik yapan, Danıştay'da çalışan, Sosyal Sigortalar Kurumu'nda çalışan ve 2009'da da belediye başkan adayımız olan eğitimci Sayın Mustafa Çalışkan. Yeni mahalle adayımız doğuştan Ankara'da olan ve eğitiminin tamamını Ankara'da tamamladıktan sonra üniversiteyi Cumhuriyet Üniversitesi'nde tamamlayarak makine mühendisliği olan ve yurt dışında bir süre çalışan, kendi adına serbest olarak çalışan, 2009 yılı seçimlerinde o zaman bugün rahmetli olan arkadaşımız Nahit Söyler'le birlikte koşturan, hemen baktığımız zaman gözümüze her zaman her yerden çarpan ve son dönemde de Yeni Mahalle ilçe başkanlığını üstlenen arkadaşımız makine mühendisi Sezai Demir Kaya Yeni Mahalle Belediye Başkan Adayı. Çankaya Ankara'nın göz bebeği. Çankaya'da adayımız partimizde uzun süre Çankaya ilçesinin çerçevesinde kapsamında çalışan ve
özellikle il yönetiminde, il saymanlığı, il sekreterliği görevinde bulunan, 2002 yılında da Erzincan'dan milletvekili adayımız olan, 2004 yılı yerel seçimlerde Ankara'da Çankaya Belediye Meclis üyeliğine talip olan, 2011 genel seçiminde Bayburt milletvekili adayımız olan ve şu anda da partimizin genel sekreter yardımcısı olan, karayollarında basın ve halkla ilişkiler şubesinde çalışan Sayın Hasan Uğur'dur. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, Demokratik Sol Parti Türkiye'nin her yerinde adaylarını belirlemektedir. Pazar günü Zonguldak Karadeniz Ereğli'sinde hem ilçe adayımızı hem oradaki belde belediye başkan adayını açıklayacağım. Ve arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Burada herkese sesleniyorum. Yolsuzluğa karşı olan, dürüstlükten yana olan ve dürüstlük kazansın diyen, doğruluk kazansın diyen herkese Demokratik Sol Parti'nin adaylarına destek olmalarını, önümüzdeki günlerde belirlenecek belediye meclis üyeliklerinde dürüstlük ve doğruluk için yolsuzlukla ve bu yolsuzluğu şu anda en iyi inşa eden AKP ile mücadele için sizleri davet ediyorum. Bunu, bu daveti kamuoyunda şu anda televizyonlar aracılığıyla duyan, gazetecilerimizin bunları haber yaptıkları takdirde haberlerinde okuyacak olan bütün vatandaşlarımıza yöneliktir. Demokratik Sol Parti'nin kurulduğu günden bu yana iki önemli özelliğinden iş şaşmamıştır. Bunlardan birisi doğruluktan şaşmamıştır ve bütün değişimlerini de doğruluk tutarlılığı içinde gerçekleştirmiştir. Diğer bizim hiç şaşmayan özelliğimiz, kurucumuz Genel Başkanımız rahmetli Bülent Ecevit'ten devraldığımız dürüstlüktür. Eğer bugün Bülent Ecevit hayatta olsaydı, adı bu yolsuzluklara karışanları, karışan bankanın sorumlu olduğu bakanı, şu anda Halk Bankası'ndan hangi bakan sorumluysa o da bu işte hesap vermesi gereken, bunların bir üstü olan ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısını dahi görevlerini bırakmalarını aklanırlarsa, masum oldukları tespit edilirse göreve başlamalarını söylerdi. Geçmişte adı yalnız yolsuzlukla çıkan milletvekili arkadaşlarımıza partiden ayrılın demiştir. Aklanın gelin ve nitekim ayrılan arkadaşlarımızın bir suçu olmadıkları belli olur olmaz hemen partiye tekrar katılmalı istemiştir. Suçlu olanlar zaten geri dönememişlerdir. Türkiye'nin şu anda itibar için, var olmak için, hakça bir düzen için dürüstlüğe ihtiyacı var. İş yaparken hukuku çiğnemeyen, hukuku herkes için ihtiyaç olduğunu bilerek yöneten bir anlayışa ihtiyaç var. Bu anlayışımız Demokratik Sol Parti'de var. Ben basının bazı soruları olabilir almadan önce izninizle sözü Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Uğur Bey'e vereyim, Uğur Gürel Bey'e. Ondan sonra belediye başkan adaylarımızı buraya alacağız. Birlikte hem resim vereceğiz hem de tanıtımımızı birlikte yapacağız. Buyurun Sayın. Sayın Genel Başkanım, değerli demokratik solcular, saygıdeğer basın emekçileri, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Yolsuzluğun, soygun ve talanın
ilkesizliğin ve hukuksuzluğun kol gezdiği ülkemizde inancına, ilkelerine ve ideolojisine bağlı pırıl pırıl bir partinin, Demokratik Sol Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Son 11 yıldır ülkemizi yöneten AKP iktidarı çağdaş, laik Türkiye Cumhuriyet trenini makas değiştirerek raydan çıkarmış, kara bir geleceğe doğru yol almasına neden olmuştur. Ülkemiz mezhep ve etnisite olmak üzere iki farklı bölünme tehlikesi içerisindedir. Türk milliyetçiliği ayaklar altına alınmış, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet devrimleri kurumlarıyla alaşağı edilmiştir. Ulusalcı aydınlar, askerler ve gazeteciler düzmece belgelerle zindanlara atılmışlardır. Ama ne hikmettir ki gözü dönmüş bu çıkarcı koalisyon kendi silahlarıyla kendilerini vurmuşlardır. Bu savaşın, bu kavganın galibi olmayacaktır. Özetle AKP iktidarı ve Başbakan Tayyip Erdoğan ne ektiyse onu biçmektedir. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, ülkemizin dünden daha fazla Demokratik Sol Parti'ye gereksinimi vardır. Atatürk milliyetçiliğini savunan, inançlara saygılı laiklik ilkesini benimseyen, ulusalcı duruşuyla Demokratik Sol Parti aynı zamanda devrimci bir partidir. Çağdaş, gerçek demokrasinin yaşandığı, adaletli hukuk sisteminin işlediği, tam bağımsız, geleceğin Türkiye'sini de Demokratik Sol Partililer, yani devrimciler inşa edecektir. Geleceğin Türkiye'si, herkesin çalıştığı, çokça ürettiği ve hakça bölüştüğü bir Türkiye olacaktır. Geleceğin Türkiye'sinin yapılandırılmasında da göz bebeğimiz Ankara başrolü oynayacaktır. Geleceğin Ankara'sının şekillendirilmesinde partim, arkadaşlarım ve ben hazırız. Bu arada yurtsever, devrimci ve ulusalcı Ankaralı hemşerilerime seslenmek istiyorum. Gelin, Demokratik Sol Parti çatısı altında zalimin zulmüne, talana, soyguna dur diyelim. Ulusalcıların, Atatürk milliyetçilerinin toplanacağı tek adres, tek çatı Demokratik Sol Parti çatısı olacak. Bu davet bizim. Bu davet Bülent Ecevitlerin daveti. Bu davet Mustafa Kemal'lerin daveti. Çünkü bu daveti yaparken bu memleket bizim, o yüzden bu daveti çıkartıyoruz. Sözlerime son verirken tüm arkadaşlarım yolu, yolumuz, yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkan adayımız, temel çerçevesiyle birlikte ne yapmak istediğini, nasıl bir yol alınacağını sizle paylaştı. Biraz da medyaya adaylarla birlikte beraber resim de vereceğiz. Sizin özel soracağınız bir soru var mı gündemle ilgili olarak? Yok sanıyorum. O zaman rahatlıkla arkadaşlarımı alalım buraya. Sekreter de bir kesin. Gel.
teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlarım. Bu arada